Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Yaşamak mı yoksa ölmek mi adlı oyunla Yapı Kredi 26. Afife Tiyatro Ödülleri en başarılı giysi tasarımı kategorisinde ödül kazanan kostüm tasarımcısı Çevren Sarayoğlu bakın neler diyor. Teşekkürler tiyatro. Varlığına, bana kattığın değerlere ve açtığın yollara, dokunduğun her şeye müteşekkirim. Evet, biz de kendisine müteşekkiriz elbette ve merhaba Çevren Sarayoğlu. Merhaba. Öncelikle kutluyorum bu anlamlı başarı için. Ellerine sağlık. Burada tam herhalde söylenecek olan söz bu. Ellerin dert görmesin Çevren. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi öncelikle tabii ki hemen oyundan bahsetmek istiyorum. Yani şöyle bir baktığımızda bizi İkinci Dünya Savaşı öncesine Polonya'ya götüren bir oyunla karşı karşıyayız. Evet. Ve orada bambaşka bir mücadele var. Evet. Nazilere karşı verilen topla tüfekle değil ama başka bir şeyle. Evet. Evet. İşte bunu senden dinlemek istiyorum birazcık. Tabii topla tüfek dediği sanatla verilen bir mücadeleden bahsediyoruz. Almanya Polonya'yı işgal ediyor ve ellerinden alınan oyuncular kendi tiyatro binalarında zor koşullarda yaşam mücadelesine devam etmek durumunda kalıyorlar ve kurtuluş mücadeleleri başlıyor. Ve direnişlerini sanatla yapıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bu mücadele bir dizi oyun içinde oyun örüntüsüyle sürekli en sonunda da kurtuluşa ulaşıyorlar. Şimdi bu tarihteki en acı dönemlerden biri diye nitelendirebileceğimiz İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen bu trajik hikaye içine komedi unsurlarını katarak izleyiciyi gülümsetiyor ama aynı zamanda savaşın soğuk yüzünü göstermesiyle de son derece dokunak tarafları var. Çok dinamik bir oyun, çok iyi planlanmış bir reji, çok renkli, çok tatlı bir oyun gerçekten. Ve bu oyun içindeki oyun kurgusuyla dinamizmi hiç bitmiyor, hiç kaybetmiyor. Dinamizmi ayrıca izleyiciye yıkıcı ve kaotik bir ortamda sanatın gücünü de gösteriyor. Bu anlamda önemli bunları. Bunun altının çizilmesi gerekiyor bence. Bu sanatın verdiği mücadele hakikaten bu oyunla birlikte tam manasıyla karşımıza çıkıyor ve evet. İnanılmaz bir bambaşka bir karnavalın da karşılığı oluyor sanki. Evet. Şimdi yazarı Nick Whitby evet. Ve biz bunu Türkiye'de daha önce izledik değil mi? Evet, daha önce yapıldı, evet. Evet yapıldı. Fakat bu senin de giysi tasarımını üstlendiğin oyun ne zaman sahnelenmeye başladı ve nerede sahnelenmeye başladı onu sormak isterim. Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda sahneliyoruz biz oyunumuzu. 2023'ün Nisan başında çıktı. 6 Nisan'da premier yapmıştık. O günden bugüne yani yaz dönemi haricinde tabii sahnelenmeye devam ediyor. İstanbul'da da oynadık, İstanbul'a geldik. Jüri bizi İstanbul'da izledi. Bu şekilde. Ve öyle böyle değil, 7 dalda aday oldu evet. Oyun değil evet. Mi? Evet. Onları yaşayan sensin. Ben senin Instagram sayfandan gördüğümde çok mutlu oldum. Çünkü seni çok eskiden beri tanıyan biriyim ve hakikaten gurur vericiydi. Apayrı bir gurur vericiydi vardı. Sağ olun. Şimdi en başarılı giysi tasarımı değil sadece en başarılı oyun ve en başarılı sahne tasarımında da ödül evet. Kazandı. Değil evet. Mi? Evet. Yedi evet. Dalda aday olup. Evet. Yedi dalda böyle bir. Böyle bir başarı. Peki ya Çevren şimdi onu soracağım. Bunun formülü ne? bunun formülü yani buna bir formül diyemeyeceğim Müge ama ekip ruhu bu da çok önemliydi. O ekipteki her kişinin birbiriyle olan uyumu ve tek hedefe odaklanmak bence çok iyi geçti bu izleyici tarafına.
biz hem çok eğlendik hem çok sevdik. Çok inandık her şeye. İlham Yazar gerçekten çok iyi bir rejisör. Biz daha önce de çok çalışmalarımız oldu kendisiyle. Her zaman böyle güzel işlerde beraber olduk. Ekip ruhunu çok iyi kuran bir beyne sahip. Ve buradaki Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nun da kadrosu, yani gerek oyuncu kadrosu, gerek teknik ekip, gerek kreatif ekip, hepimiz buna çok inandık. Zannediyorum bu şekilde izleyiciye böyle geçince bu kadar, yani bu yedi dalda adaylık çünkü çok şey ciddi bir şey, ciddi bir sayı. kesinlikle bu teslim edilmesi gereken bir gerçek. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin birçok yerinde oyun sahnelendi, öyle değil mi? Evet. Ve sahnelendikten sonra, gerçi ben yorumları okudum. Çok güzel yorumlar, çok anlamlı yorumlar. Benzer yorumlar neydi? Şehirler arası farklılıklar var mıydı, yok muydu? En azından sen takip edebildin mi? Bu konuda bilgin var mı? Şöyle, bu bizim oyunumuzdan bahsediyorsak, bizim prodüksiyonumuzdan, biz Kocaeli'de, Antalya Festivali'nde ve İstanbul'da oynadık. Ama başka prodüksiyonlar da vardı tabii ki, Yaşamak mı yoksa Ölmek mi, yani onlardan bahsediyorsak ben onları görmedim. Fakat bizim oyunumuz yani herkesten şimdi büyük alkış aldı demek belki çok bir şey ifade etmeyebilir ama alkışın alt metni çok büyüktür. Yani bana şahsen telefonlar geldi. Hiç beklemediğim isimlerden. Çok gurur verici bir şey bu. Yani ödül almak bir kenara ama böyle takdir görmek de çok, önemsiyorum ben bunu. Çok çok gurur verici gerçekten ve çok motive edici. Herkes çok beğendi. Yani herkes her şeyini çok beğendi. Her şeyi beğendi ki bu kadar ödül kazandı çevrenci. Başka aksi bir yorum duymadım. Yani şurasını eleştirebiliriz, burada böyle olabilirdi falan. Gerçekten hep olumlu şeyler duydum. Bu çok gerçekten. Yani peki çok o geceyi hemen dönmek istiyorum. O gece bu kadar büyük bir başarı bekliyor muydunuz diye bir ukala soru sorayım burada. Şimdi 5 aday var her kategoride. Tabii ki insan düşünüyor, yani acaba ben miyim diye. Ve o gece büyük bir heyecan. Yani o heyecanı benim tarif etmemin imkanı yok. Sahneye çıktığımda da söyledim zaten, sonsuz heyecanlıyım diye. Evet, sonsuz heyecan belki bir şey ifade ediyordur söylediğim zaman ama çok heyecanlıydım ve yani herkes ister tabii ki hafif bir ödülüne sahip olmak. Ben de dahilim buna. Hani böyle büyük bir başarı bekliyor muydun sorusu, beklemek değil de istemek diyelim. İstemek daha doğru olur herhalde. Herkes gibi ben de istiyordum. Ne kadar güzel oldu ismim okunduğunda. Ki o anki heyecanı zaten tarif edemem, mümkün değil. Yani heyecanlıydım, sonra daha beter heyecanlıydım. Sonrası rüya gibi oldu zaten. Hani ne konuştuğumu hatırlamıyorum, içeride neler oldu, böyle bir rüya gibi aktı gitti. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum gerçekten. O geceye ait anılarım. Konuşurum bitmez de. Uçaklar ötesine geçecek diyorsun. Ve geçmeli de bence. Şimdi çevrencim, senin oyunla kurduğun bağa gelmek istiyorum. Aslında çok merak ettiğim husus da bu. Şimdi hakikaten içeriğine baktığında oyun çetrefil bir boyutta. Çok farklı bir şeyin, oyun içinde oyun.
Ve kaldı evet. ki bir de sanatın kendini bambaşka ifade ettiği, bambaşka evet. sonuçlara bizi ulaştırdığı bir kurguyla karşı karşıyayız. Bu o anlamda giysilerle bunu anlatmak, hikayeleştirmek sürecini merak ediyorum. Nasıl oldu bu iş? Şöyle oldu. Şimdi bir kostüm tasarımcısı tek başına bir şey değil. Yani bu bir ekip işi olduğunu zaten söyledim daha önce. Ekip ruhuna inanmak gerekiyor her şeyden önce. Şimdi oyunu okuduğumda benim hep yaptığım şey bütün karakterlere bir de alt metinler yazmak oluyor. Çünkü kostüm demek oyuncuya o karakteri deri dikmek demek aslında. Ne kadar doğru ise, ne kadar oyuncu içine girdiği kostümü benimsiyorsa oyunu da o kadar rahat ve inanarak çıkıyor. Ben bu kadar yıllık tecrübemde bunu gördüm. Deri dikiyoruz yani. Dolayısıyla bir karakteri ele aldığımızda ona bir hayat hikayesi de yazıyorum ben. Ben tek başıma yazmıyorum tabii ki. Oyuncularla konuşuyorum, yönetmenimle konuşuyorum, kaçırdığım şeyler olabilir. Yani böyle bir beyin fırtınası sürecinden geçiyoruz. Ve her karakterin bir rengi oluyor bence. Bir ya da birkaç. Yani kim, hangi karakter ne şekilde doğru ifade edilecek? Bu bir uzun bir zaman alıyor. Bunu yapmadan doğru kostüm yapmak mümkün olmuyor. Biz de bu süreçten tabii ki geçtik ve çok iyi oturttuk bence. Bu dönem benim çok sevdiğim bir dönem zaten. İkinci Dünya Savaşı dönemine çok ilgi duyuyorum. 1930'lar, 40'ları çok seviyorum. Zaten hepsi, yani bütün dönemleri çok seviyorum ama oraya biraz daha fazla ilgim var nedense. Üniforma çok seviyorum. Üniformayı doğru yapmak, tabii ki destek aldığım insanlarım oldu. Böyle bir süreçten geçtik ve herkes çok inandı. Yani herkes giydiği paçavra dahi olsa, çünkü paçavra giyen oyuncumuz da var, o dahi çok inandı yaptığım kostümlere. Dolayısıyla böyle çıktı. Süreç böyle gelişti. 2,5 ay çalıştık. 2,5-3 aya yakın. Uzun bir süresi bunu oturtmak, bu hikayeyi oturtmakla geçti. Yani karakterlerin hikayesini oturtmakla geçti. Hı hı. Ondan sonra tasarım zaten tıkır tıkır gidiyor. Kostümlerin bir bölümü Kocaeli'de dikildi. Bir bölümü İstanbul'da üretildi. Dolayısıyla ben biraz fazla seyahat yapmak zorunda kaldım ama herkes gerçekten canla başla ve elinden gelenin en iyisini yaparak çalıştı. Hepsinin emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum buradan tekrardan. Sürecimiz böyleydi. Çok keyifliydi. Sen provalara da katıldın mı peki Çevren? Tabii. Provalara katılmak zorundayız zaten. Olmadan, oradaki kurguyu anlamadan ezbere bir şey yapamayız. Kimse yapamaz. Herkesin provayı görmesi lazım. Bu mecburi yani. Çünkü ben bir şey yaparım ama oyuncunun nasıl yürüdüğünü görmezsem yaptığım şey sahnede çalışmaz. Çok küçük bir örnek verdim. Hiçbir şey çalışmaz provayı görmezsek. Dolayısıyla evet, provalara katıldım tabii ki. Zaten deri dikiyoruz cümlesi evet. her şeyi evet. anlatıyor. Yani deriyi dikiyorsun bir de ayrıca bir karakter ve o karaktere uygun bambaşka bir hikaye de yaratıyorsun o giysiyle. Çünkü yani o giysi evet. aslında bizi karşımızda o oyuncu yapan bir özellik. O yüzden önemli, evet. Evet, kostüm önemli. Yani en önemli unsurlardan biri. Çünkü hakikaten ilk izleyici oyuncuya bakıyor. Dolayısıyla eğer doğru bir şeyse hemen izleyiciye geçiyor.
doğru şekilde geçiyor. Bu anlamda çok önemli. Peki şimdi ben senin diğer maceralarına da değinmek istiyorum. Netflix'e geçelim ve Pera Palas'ta Gece Yarısı. Bunun metini çok duyuyoruz. Bunun dışında senin başka maceraların da var. Mesela Ottoman serisini yapmak gibi. Burada şunu sormak çok önemli benim açımdan. Yani bir Netflix dizisi, uzun soluklu bir diziye kostüm uyarlaması yapmak, bunu gerçekleştirmek, hayata kurgulamak bir anlamda ile öteki tarafta işte 2 saatlik bir oyuna, çok daha filtresi yüksek bir kurguya çalışmak. Nasıl bir fark var arada? Yani televizyonla sahne farkı tabii ki var. Sahnede başlayıp akan bir kurgu var ve izleyiciye çok yakın. Televizyon öyle değil. Kesintilerle sonra montajlanarak önümüze çıkan bir kurgu var. Ama kostüm tasarımı olarak benim yöntemimde hiçbir fark yok. Yani demin de dediğim gibi her karaktere, yani tiyatroda da deri dikiyoruz, televizyonda da ya da sinemada da deri dikiyoruz. Bu anlamda hiçbir fark yok. Şu anlamda da yok. Her karaktere yine bir alt metin yazmak, bir hayat hikayesi yazmak anlamında da hiçbir fark yok. Benim çalışma yöntemim hep aynı. Sadece birinde başlayıp akan bir kurgu, diğerinde daha farklı, yani daha uzun bir süre, daha uzun süre çalışılıyor çünkü sayıca daha fazla oluyor televizyon ya da film kostümlerinin sayısı. Farklılıkları böyle açıklayabilirim ama çalışma yöntemi hep aynı. Yine aynı biçimde mi ekip olarak konuşuyorsunuz, toplantılar yapıyorsunuz vesaire? Netflix'te de tabii, bu geçerli mi? Hı. Tabii. Yöntemde hiçbir fark yok. Kurguda fark var sadece. Yöntem peki aynı. Burada tabii şey soracağım. Yani yaşamak mı yoksa ölmek mi? Bambaşka bir yerde olmalı, öyle değil mi? Diğer mesela dizilere göre ne dersin? Hangisi daha ön planda duruyor senin için? Değil Müge. Gerçekten hiçbiri benim için ön planda değil. Çünkü İşi çok severek yapmakla alakalı olabilir. Bilmiyorum. Yani hiçbirini ayırmıyorum. Çünkü ben işimi, mesleğimi çok seviyorum. Yani mesleğimi aşkla yapıyorum. Dolayısıyla tiyatro ya da şey diye film ya da televizyon diye hiçbirini ayıramam. Hani insan çocuklarını ayıramaz ya, onun gibi bir şey. Hepsini çok severek yapıyorum. O zaman tabii ki yeni projeleri soracağım sana Çevren. Neler var tezgahta? Evet. şu anda hazırlıklarına devam ettiğimiz bir film projemiz var. Daha sonra kısa bir aramız var ama bir oyun, bir müzikal konuşuluyor. Konuşulan işler var. Ardından yine yurt dışı ayağı olan bir dizi projemiz var. Bunlar ard arda dizildiğimiz, zaten uzun bir zaman alıyor. Şimdilik böyle. Bakalım. Yeni projelerimiz bu şekilde. Dizi projelerin isimlerini söylemiyorsun tabii. Sır olarak maalesef bekliyorum. Söyleyemiyorum. Onları anlaştık. Söyleyemiyorum. Peki o zaman daha genel geçer bir soru sorayım. Bu işe gönül verecek olan genç meslektaşlarına, demin dedin gerçi aşk dedin ama evet, bence de öyle. Aşk yoksa hiçbir şey yok. Evet. Bunun dışında ne yapsınlar? Bunun dışında çok sergiye gitsinler. Bunun dışında sanatla ilgili ne varsa takip etsinler. İşte, yani mümkün olduğunca bütün sanat etkinliklerini takip etsinler. Dünyadaki her şeyi takip etmek artık çok kolaylaştı. Bu fırsatlardan muhakkak yararlansınlar. Ve gerçekten aşkla yapacaklarsa bu işi yapsınlar. Çünkü başka türlü olmaz bence. Bu çok önemli. Bir kostüm tasarımcısı olmak isteyen
kostüm tasarımcısı adayı diyelim, muhakkak bir, çok sevmeli, çok çok sevmeli. İki, cebini sanat adına doldurabileceği her şeyden beslenmeli. Her şeyden. Yani o zaten hiç bitmiyor. Yani benim 28. yılım meslekte. Benim de bitmiyor. O zaten bitmemesi gereken bir şey. Aşk zaten bitmiyor. Hayal gücü, peki onu sorayım. Hayal gücü olmadan bu iş olmaz diye düşünüyorum ben. Hayal gücü önemli. Hayal gücü geliştirilebilir bir şey. Ne kadar beslenirsen, ne kadar bakarsan, baktıkça hayal gücünü beslersin zaten. Dolayısıyla olur. Hepsi bir arada bir paket halinde yani aslında. Bilmiyorum. Bütün sanat dallarına açık olmak dedin ya zaten. Kesinlikle. Kesinlikle. Takip etmek gerekiyor. O çok önemli. Ya peki bir de şu aklımda, yani oyuna dönecek olursak, bu oyunda kurguladığın giysilerde daha önceki oyundan etkilendin mi? Ya da başka özellikle diğer sanat alanlarında seni etkilemiş olan şeyleri, dur şurada da bir attırayım dediğin oldu mu Çevren? Daha önceki oyundan derken bu oyunun önceki prodüksiyonlarından. Evet. Ben bu oyunun önceki prodüksiyonlarını görmedim. Bilmiyorum. Burada şimdi şöyle kostüm tasarımı yaparken bir oyun için. Şimdi oyunların hepsi çok kendisine özel. Yani stilizasyona gidebileceğimiz durumlar var. Bu oyun öyle değil. Bu oyunda ne gerekiyorsa onu yapmak lazımdı. Yani oyun istiyor zaten onu. Yani Nazi üniformasını bir stilizasyona gidemezsiniz. Giderseniz o oyunun başka bir dili vardır. Onu öyle yaparsın. Bu oyun öyle değil. Bu oyunda ne gerekiyorsa, Maria'ya ne gerekiyorsa onun yapılması lazımdı. Nazilere ne gerekiyorsa onun yapılması lazımdı. Bir de oyun içinde oyunlar var. Hamlet oynanıyor oyun içinde mesela. Onun o şekilde olması lazımdı. O döneme ait olması lazımdı. Dolayısıyla tabii ki kendi gustomu elbette ortaya koyacağım bir tasarım yaptım. Ama ne gerekiyorsa onu yaptım. Oyun bunu istiyordu. Ve o karakterleri yazdığımız alt metin bunları gerektiriyordu. Dedim ya hani her karakterin birer rengi vardır, bir renk skalası vardır oyunun genel anlamda. Ne istiyorsa, oyun benden ne bekliyorsa ben onu verdim ona. Tabii burada da yaratıcılık devreye giriyor. Üstü kapalı olarak ısrarla altını çizmem gereken nokta bu sanırım. Senin alçak gönülle çevresinde dolandığın çok şey. Evet, tabii ki yaratıcılık. Ama bir de beni ayrıca çok heyecanlandıran çevren afişte de var. Kocaeli Şehir Belediyesi çalışınca oluyor. Çalışınca oluyor. Evet, çok doğru. Yani demek istediğim çalışınca oluyor. Hani mesela gençlere ne önerirsin dedim ya. Çalışınca oluyor. Oluyor çalışınca. Doğru. Evet. Güzel bir söz. Güzel bir nokta. Bir de tabii şunu söyleyelim. Yani İstanbul değil de Kocaeli Şehir Tiyatrosu'ndan böyle bir başarının çıkması da ayrıca beni mutlu etti diyebilirim. Bu açıdan da çok sevindirici bir sonuç gerçekten. Hepimizi mutlu etti. Kocaeli Şehir Tiyatrosu çok başarılı bir tiyatro. Genel sanat yönetmenimiz Aydın Sigalı son derece vizyoner bir sanatçı. Bizim oyunumuzda da oynuyor zaten. Bu Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın ilk afifesi değil. Daha önce de afife sahibi oldular. Çok güzel işler yapıyorlar. Çok güzel bir ekip, çok inanan bir ekip. Yani sadece projeye değil, ekip ruhuna da inanan bir kadro olduğu için güzel işlere imza atıyorlar. Ben de çok tebrik ediyorum kendilerini. Çok güzel. Kesinlikle, kesinlikle. Devamını biliyorum yani.
diyorsun ki yaşamak mı yoksa ölmek mi? Tabii ki yaşamak. Tabii ki yaşamak. Yaşamak. Evet. Evet. Ya çevren bu güzel mutluluğu bizimle paylaştığın için sana ayrıca teşekkür ederim. Ve bu arkada bu şeyi de merak ettim. Fonda bir tane kostüm var. Bu neyin kostümü Allah aşkına? Bu bu benim dizilerimden bir tanesinde Fatih Sultan Mehmet'in eşine yapmıştım ben o kostüm. Yerini almış. Gülbahar Altun'un kaftanı. Yakışmış ona. Evet. Çok teşekkür ediyorum çevren ve başarılarının devamını diliyorum. Güzel haberler almaya devam edeceğimizi biliyorum. Ve sana uzaktan da olsa sevgilerimi gönderiyorum. Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Yine görüşmek üzere. Yine görüşmek üzere. Evet efendim, bugün yaşamak mı yoksa ölmek mi oyununun iç dünyasına girdik. Çevren Sarayoğlu kazanmış olduğu ödülleri bizimle paylaştı. Hem kendisinin hem de arkadaşlarının ekip olarak kazandığı 3 güzel ödül var. Yapı Kredi 26. Afife Tiyatro ödülleriydi bunlar. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyoruz. Ekibe ve tabii ki Kocaeli'ne sevgilerimizi iletiyoruz. Zeytin Dalı'ndan saygılar, hürmetler efendim. Hoşça kalın.